Benim söylemek istediğim bu. Başka bir söyleyeceğim yok bu konuda. Efendim. Şimdi dönelim Amerika'ya. Bir süredir yayınımıza, New York'tan yayınımıza katılıyor. Dış politika analisti Sayın Ali Çınar. Sayın Çınar, Amerika ile gizli anlaşma var mı yok mu, bunu konuşuyoruz. Amerika bir plan mı yaptı? Taliban'ın önünü mü açtı? Neden hava desteği vermedi? Hava desteği vermezse Biden çok şaşırdım. Nasıl direnmediler? İşte ne yapacağım ben? Amerikan askerlerimi bölecek onun yerine dedi ama bu bile isteye Taliban'ı daha sonra kullanmak için, bir kaos yaratmak için yapılan bir manevraydı görüşü. Bunun nasıl bir karşılığı var Amerika'da, New York'ta diyeyim, ve bu göç meselesi Türkiye'yi denedi mi? Şöyle bir şansını denedi mi Amerika? Evet, iyi yayınlar diliyorum, sanıyorum. Açıkçası bu söylemlere ben katılmıyorum. Washington DC'den de bu şekilde zaten yorumlanmıyor. Açıkçası Trump döneminde zaten Afganistan'dan çekilme kararı alınmıştı. Biden'da Nisan 2021'de bunu uygulamaya koyacağını onaylamıştı. O nedenle zaten Amerika'nın bir planı vardı. Açıkçası şu anda kaos içinde yaşananlar ve Amerika'nın dünya gözünde tabiri caizse küçük duruma düşürülmesini planlayıp Taliban'la böyle bir işe girişmesi veya planlaması çok akla hayale gelecek bir konu değil. Burada en büyük sıkıntı, ki sabahleyin Beyaz Saray'daydım, biraz önce de Pentagon'daki basın toplantısı yakından takip ettim. Buradaki en büyük soru, Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırlıksız bir anda Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesine nasıl tahmin edemediği, nasıl yanıldığı ve şu andaki tahliyedeki çok iyi gitmeyen koordinasyonsuzluk soruları gündeme geliyor. Yani Amerika şu anda kendi canına düşmüş 15 bin tane Amerikalı çifte vatandaş ve green kartlı olmak üzere bunların yurttan çıkarılması için uğraşıyor. Yani şu anda sıkıntılı bir süreçte. Açıkçası Savunma Bakanı'nın iki tane çok enteresan açıklaması oldu. Birincisi, şu anda bizim Kabil Havalimanı dışına çıkacak kapasitemiz yok dedi. Bu da şu andaki durumu gösteriyor. İkincisi de bazı Amerikan teçhizatlarının, uçaklarının ülke dışına çıkarıldığını, bununla ilgili raporlar aldığını belirtti ki zaten Taliban'ın eline de birçok silah mühimmatı geçmişti. Yani bu durumda zaten Amerika dünya kamuoyunda zor bir duruma düşmüşken Taliban'la bir anlaşma olmuş da bu durumu istediği gibi bir algı yaratmak çok yanlış olur. Zira Biden yönetimi sıkıntılı. Demokratlar bile şu anda Biden yönetimine çok sert eleştirileri var. Haftaya Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı'nı acilen kongrede tabiri caizse hesap vermek için çağırdı. O nedenle Biden ayağına kurşun vuracak şekilde böyle planlanmış Taliban görüntüsünü dünyaya vereceğini ben tahmin etmiyorum açıkçası. Biz bir Mayıs ayında söylemiştik. Ali Bey tabii o şeyi dinlememiş. Keşke Savunma Bakanlığı şey falan, yani Amerikalılar bizi dinleseymiş. Bizim yani Pentagon keşke Türkiye'deki programları dinleseydi diyor değerli komutanımız. Aynen. Nihayetinde Sayın Karakuş da, Sayın Tör de komutanlarımız, analistlerimiz bunu söylemiş. Yani Taliban çok hızlı ilerleyecek. Nihayetinde çok hızlı biçimde alacak. Yani bu, buyurun Sayın Tör. Türkiye'den bakınca daha iyi görülüyor demek ki. Biraz önce Mehmet Bey işte Madagaskar'da da bakınca görünüyor falan değil mi? Demek ki Moskova ile New York'tan bakınca uzak mı kalıyor? Washington. Biz Türkiye'den, Washington'dan bakıyoruz. Çok özür dilerim. Biraz daha böyle Türkiye'den bakınca acaba Türkiye'yle bizimle alakası yok. Daha böyle merkezde bulunmasından dolayı acaba daha iyi mi görünüyor? Ben öyle bir kanıya Yenilgi kesin bir yenilgi. Yani az önce Ali Bey de anlattı. Yani şimdi bakıldığında bir askeri harekatın hedefi nedir? Komutanlarım çok daha iyi bilir. Sonuçta o nihayete erdirmek. Bunun için asker yağarsın, kuvvet yağarsın, çarpışmalara girersin. Şimdi Amerika ne yaptı? Afganistan'a girdi. Yanına NATO'daki muharip kuvvet bulunduran ülkeleri de aldı. Girdi, işgal etti bir ülkeyi. Taliban nedir ne değildir o ayrı, ondan bağımsız söylüyorum. Girdi. Bir Afgan ordusu da kurdu. Bir devlet yapılanması oluşturdu. Bugün bakıyoruz Amerika resmi kuvvetini çekmiş. Bakın Clausewitz mantığından ta Sun Tzu'ya kadar bütün savaş stratejilerine incelendiğinde
teorisyenlerinin açıklamaları, bütün savaşlar incelendiğinde bunun tek bir adı var, yenilgi. Yenilgi. Her askeri hareketi bir siyasi hedef vardır. Evet. Başka türlü olmaz. Sayın Hanım, şunu ekleme yapmak istiyorum Sayın Nur Hanım. Evet, buyurun. Genelkurmay Başkanı Mark Milley istihbaratla ilgili bazı sorulara cevap verdi basın toplantısında. Aslında istihbarat bize 3 olasılığı söylemişti. Birincisi müzakere yapılması Taliban'la. İkincisi Taliban'ın ele geçirmesi ki öyle oldu. Üçüncüsü de iç savaşın çıkması. Yani bunları söylemişti istihbarat bize. Ancak 11 gün içinde Afgan ordusunun çökeceği, Taliban'ın hızlı ele geçireceği beklenmiyordu. Ne istihbarat ne askeri kanadından. Bunu da itiraf olarak söyledi. Yani burada aslında Biden yönetimi milyarlarca dolar harcadığı Afganistan'da Afgan ordusunu yetiştirdiğim diye ilk başta gurur duyduğu Afgan ordusunun 11 gün içinde çöküşünü aslında burada suçlu gösteriyor. Ana nedenleri ama çökmesinin sebebi de hava desteği verilmemesi.